Koskoca bayram tatili tertip. Sen de git, ne güzel işte. Gitmem bana ne. Dilek gelmezse ben de gelmem dedim. Saçmalama, sahiden söyledin mi bunu? Söyledim, ne var? Ayıp, ayıp. Aa, cep telefonu mu aldın? Aldım Hüseyin amcadan. Numarası burada yazılı. Sırf sana veriyorum. Sakın babamla tertibime söyleme telefon aldığımı. Söylemem, merak etme. Hadi bana telefon et. Şimdi mi? Hı. Deli misin sen tertip? Karşı karşıya oturup dururken niye telefon edeyim sana? Et sen et. Konuşalım yumuşak yumuşak. Çalıyor. Duyuyorum. Alo, kimsiniz? Benim tertip Dilek. Nereden arıyorsun Dilek? Sesin çok tatlı geliyor, uykulu uykulu. Hani sevgililer konuşur ya öyle. Böyle şeyler söyleyeceksen kapatırım telefonu tertip. Haberin olsun. Kapatma, kapatma. Aa, kapat, kapat, babam geliyor. Sen de sor şu telefonun cebine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Var mı arayan sonra? Var, bir kişi sizi bekliyor. Parça değişecekmiş. Hmm, hatırladım. Hadi hazırla malzemeyi de gidelim, hayırsız. Tamam amca. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç baba. Konuşuyorduk öyle oradan buradan. Konuşuyorduk baba öyle telefonsuz falan. Tatlı tatlı. Nereden geliyor ses? Dışarıdan geliyor baba. Ben gidip bakayım neymiş. Yavaş oğlum. Nereye koşuyorsun öyle? Kesin gene bir numara çeviriyor bu amca. Ne numarası? Yapar o hadi amca. Var onda bir şey. Sen anladın mı kızım? Neydi o ses? Bilmem. Ben ses falan duymadım. Allah Allah. Bana mı öyle geldi acaba? Sen mabeyin baş katibi Hikmet Paşa'nın torunun sünnet düğününe gelmiş miydin? Yok teyze, ben öyle birini tanımam. Nasıl tanımazsın canım? Pala bıyıklı, pehlivan yapılı. Çok güzel kanun çalar hani. Çıkartamadım valla. Sen pencerenin perdesini biliyor musun? Bilirim biraz. Hadi söyle bakayım. Pencerenin perdesini açmak. Gel abla, gel. Anlaşabiliyor musunuz büyük hanımla Ayşeciğim? Yok abla, bana paşaları, pehlivanları anlatıyor. Şarkılar okuyor. Ay, içim bir tuhaf oldu. Merhaba efendim, nasılsınız? Sağ ol evladım. Sen nasılsın kızım? Muhterem zevciniz nasıl? Onun da selamları var efendim. Getiren de gönderen de sağ olsun. Ayıp değil mi kızım? Koskoca Vekil Hazretleri'nin karısı böyle mi karşılanır? Gelincik şerbet ikram et bari. Gelincik şerbeti mi dedi abla? Önemli değil Ayşeciğim. Birazdan unutur. Gel gel, gel otur sen de. Şark cephesinden haber alıyor musunuz? Alıyoruz efendim. Ordumuz ilerliyor. Abla ben korkuyorum. Niye Ayşeciğim? Sen de onun gibi konuşmaya başladın, baksana. İlahi Ayşeciğim, ben sadece suyuna gidiyorum onun. Alzheimer. Şimdi ben Mihrivan Sultan mı oluyorum? Evet, Padişah 3. Sıtkı'nın gözdesi. Atmayın Rikçi. Tarihimizde Sıtkı adında bir padişah yok. O kadarını biz de biliyoruz Cenab-ı abi. Şakalaşıyoruz. Şakanın sırası değil canım içi. Benim burada canım burnumdan geliyor. Aydıncım neredeyse dayanacak kapıya daha. Hiçbir şey hazırlayamadım. Programa uzun süre ara verince zorlanıyor insan değil mi? Evet Mihrivan Hanım. Sen bana bak Aytencim. Pozunu bozma. Konuşuyoruz İbrikçi. Baskı yapma. Hem nedir bu? Ülkemizde esen sahtekarlık politikasına iyice kapıldın sen de. Sahte paşa resimleri bitti. Sahte sultan portrelerine mi geldi sıra? Akarken dolduracaksın abi. Şimdi tarih prim yapıyor. Öyle vallahi. Artık antikalar revaçta. Tarihi romanlar hep liste başı. Sen de tarihsel temalı uzun bir şiir yazmayı düşünmez misin Cenab-ı abi? Destan gibi şöyle en az 1000 dizelik bir şiir. Bırak şimdi ben de dalga geçmeyi bekçi. Bak çekeceğim kulağına. Aydıncım da geldi işte. Oh, Hızır gibi yetişti vallahi. Şimdi giderler. Biz de baş başa kalırız. Biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aa,
Barış'ı da mı götürüyorsunuz yine? Götürüyorum mecburen. Yakında karşılıklı program yapacağız oğlumla. Ay sen ne tatlı şeysin böyle. Yerim seni ben. Yerim. Kaç aylık oldu? 3 bitti, 4'e girdi. Maşallah. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bence de, bence de. Siz programa geç kalmadınız mı Cenab abi? Ne oluyor İbekçi, anlayalım. Yoksa bizi başından atmaya mı çalışıyorsun? Yoo, niye öyle bir izlenime kapıldın abi? Bilmem, herhalde programın verdiği gerginlikten olacak. Alınganlığım üstünde. Artık gitsek sahiden iyi olacak Cenab abi. Bence de, bence de. Tatlı Barış, güzel Barış. Hayatın adına uygun olsun. Daima hem başkalarıyla hem kendinle barış içinde yaşa. Ama haksızlıklara tanık olursan o zaman sesini yükselt. Savaşmaktan kaçınma. Doğru bildiklerini söyle. Söyleme öyle şeyler Cenab abi. Senin yüzünden bu yaşta düşünce suçlusu olacak çocuk. Her şey hazır Cenab abi. Teşekkür ederim canımın içi. Mikrofon senin. Efendim, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili İstanbul. Yine kulağım sende, yine seni dinliyorum. Bu buluşma programında sizlere... Fakslar abi, fakslar unutma. Evet, fakslar. Ayrılığımız süresince sizlerden yüzlerce, binlerce, binlerce faks gelmiş sevgili İstanbullular. Şimdi bu büyük ve muazzam yığının arasından size rastgele bir tanesini çekip okumak istiyorum. İstanbul'dan Müberra Çömlekçi şöyle yazdı.